Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi, merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 7 vecihle harika, 40 vecihle mucize olarak tarif ettiği Kur'an-ı Azimüşşan'ın o mucize özelliklerini anlatan Mucizat-ı Kur'ani Risalesi olan 25. sözü birlikte paylaşarak tamamladık. Bu dersten sonra onun arkasında birinci zeyl, ek bir ders olarak Ayetül Kübra'dan Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlatan bir bölümü buraya iktibas etmiş Bediüzzaman Hazretleri. Bu 25. sözün eki, ek dersi olaraktan. Makam itibariyle 25. söze ilhak edilen zeyillerden 7. şuağın, yani Ayet-i Kübra Risalesi'nin 1. makamının 17. mertebesidir. Bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz dünya seyyahı ve kainattan Rabbini, yaratıcıyı, Allah'ı soran yolcu ve zamanın kendisi yani. Kendi kalbine dedi ki, aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Muhyüzül Beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim. Fakat en evvel bu kitap bizim Halikimizin, Yaratıcımızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye tahariye araştırmaya başladım. Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Bediüzzaman Hazretleri, ben Risale-i Nur'da görmediğim ve ispat etmediğim hiçbir şeyi yazmamışım demiş. Burada da Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın hak kelamı olduğu bilindiği halde bunun ispatlanması lazım diyor. Niye böyle söylüyor? Çünkü bu dersin yazıldığı sıralarda maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zirvelerinde oturan bir takım devlet adamları Kur'an'a ve peygambere dil uzatıyorlar. İleri geri konuşuyorlar. Maalesef Kur'an-ı Azimüşşan'ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir düzmecesi, uydurması olduğunu söyleyenler var. Hatta gökten indiği iddia edilen diye tabirler kullanılıyor. Yani böyle bir şey yok kendilerince. Fakat gökten indiği iddia ediliyor diye Kur'an'a saldırılıyor. Haşa, Arap uşağının yaveleri, saçmalıkları diyorlar Kur'an için. Şimdi böyle bir atmosferde Bediüzzaman Hazretleri 2 kere 2 4 katiyetinde elbette Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ispatlaması lazım. Bundan dolayıdır ki Ayet-i Kübra'nın 10. mertebesinde kendi ifadesiyle bunu Allah'ın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye söylemesi önemli. Şartlar onu gerektirmiş. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icaz-ı Kur'aniyenin, Kur'an'ın mucizesinin lemaları, parıltıları olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risaleleri Ayat-ı Furkaniyenin, Kur'an-ı Azimüşşan'ın nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur bu kadar muannit, inatçı
ve mülhit, dinle bağlantısı olmayan, dinsizliği esas alan bir asırda her tarafta hakaik-i Kur'aniyeyi, Kur'an hakikatlerini mücahidane neşrettiği halde karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki onun üstadı ve menbaı, kaynağı ve merciyi, dayanağı ve güneş olan Kur'an semavidir. Beşer kelamı insan sözü değildir. Hatta Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerinden, yüzlerce delillerinden bir tek hücceti Kur'aniyesi olan 25. söz ve 19. mektubun ahiri Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki kim görmüş ise değil tenkit ve itiraz etmek, belki ispatlarına hayran olmuş, takdir ederek çok sena etmiş, övmüş. Her neyse, Kur'an'ın veç-i icazını, mucize özelliklerini ve hak kelamullah, Allah kelamı olduğunu ispat etmek cihetini Risale-i Nur'a havale ederek yalnız kısa bir işaretle büyüklüğünü, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yüceliğini, büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat çekti. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla, mucizeleriyle ve hakkaniyetinin doğruluğuna delil olan bütün hakikatleriyle Muhammed Aleyhisselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselam da bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle, peygamber oluşunun delilleriyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir. Ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti katıası, kesin bir şahididir. Yani demek ki Kur'an peygamberimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın hak elçisi olduğunun en büyük bir mucizesi ve delili. Peygamberimiz Aleyhisselam da binden fazla mucizesiyle Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun şahidi olmuş oluyor. Bu ona, o da ona şahit, delil. İkinci nokta, Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i hayat-ı içtimaiye ile beraber, sosyal hayatta bir değişimin gerçekleşmesi sağlamakla beraber, yani cahiliye dönemini kapatıp bir saadet devri açmakla beraber insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemali ihtiramla, hürmetle, hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur. Harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Üçüncü nokta, Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki Kabe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin muallakat-ı seb'a, yedi tane dereceye giren Kabe'nin duvarına asılmış kasidelerini, o şöhretli kasidelerini o dereceye indirdi ki Lebid'in kızı, Lebid denilen şairin kızı, babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş, ayata, Kur'an ayetlerine karşı
bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip festa bima tu'mer, yani artık emrolunduğun şeyi kafalarını çatlatırcasına ısrarla anlat. Hicr suresinin 94. ayet kelimesini okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Edebiyattan anlayan bu adam secdeye kapanınca ona dediler sen Müslüman mı oldun? O dedi yok. Ben bu ayetin belagatine secde ettim. Yani bu o kadar güzel bir cümle ki yukarıdan beri anlatılan hakikatlerin sonunda bu söylenmeliydi ve söylenmiş. Ben de bu belagat hayran kaldım. Onun için secde ettim yoksa Müslüman olmuş değilim diyor. Hem ilmi belagatın dahilerinden Abdülkahir Cürcani ve Sekkaki Beze Mahşeri gibi binler dahi imamlar, edebiyat üstadları şeyde ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı, yerinde söz söyleme sanatı takat-ı beşerin, yani insan gücünün fevkindedir, üstündedir, yetişilmez. Bunu söylemek durumunda kalmışlar. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydan-ı muarızaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin ve belilerin, beli konuşanların damarlarını dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der. Ya bir tek surenin mislini getiriniz veya dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde o asrın muannit çok inatçı belileri, belagatlı konuşanları bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarızayı Kur'an'la çarpışmayı bırakıp, kalemle çarpışmayı bırakıp uzun olan can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu, yani bizzat kılıçla savaşmayı ihtiyar edip seçmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Onun için meşhur Cahiz denilen bir Arap edebiyatçısı demiş ya, 21. sözde okuduk. Muharebi bil huruf mümkün olmadığı için muharebi bir sünfa mecbur kaldılar demiş. Kalemle, Kur'an'la mücadele yapamayanlar kılıçla savaşarak İslam'ı yok etmeye çalışmışlar. Onda da mağlup düşmüşler. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek şevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telahuk-ı efkar ile fikirlerin birbirine yardımcı olmasıyla terakki eden milyonlar Arabi kitaplar, Arapça eserler ortada geziyor. Hiçbirisi ona yetişemediğini, hatta en âmi sıradan adam da dinlese elbette diyecek. Bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde üstünde olacak. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek mertebe-i belagati, güzel söz söyleme sanatı Kur'an'da umumun fevkindedir, üstündedir. Hatta bir adam Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ayetini okudu. Yani göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Hadis suresinin birinci ayet kelimesi bu okundu dedi. Bunun harika telakki edilen, öyle kabul edilen belagatını göremiyor. Ona dedi, denildi, sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken, yani cahiliye dönemi içinde Kur'an geldiğinde, Kur'an'ın insanlar üzerinde etkisini anlamak için hayalen kendisini cahiliye döneminde farz etti. Kur'an yeni gelmiş. O nazarla dinliyor şimdi. Gördü ki mevcudat-ı alem perişan, karanlıklı,
cami cansız ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali boş, hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki bu ezelin tok Kur'an'ın ayetleri, bu sermedi ferman sonsuz Allah'ın fermanı, asırlar sıralarında dizilen zişurlara akıl sahiplerinin ders verip gösteriyor ki bu kainat bir cami, kebir, çok büyük bir cami hükmünde, başta semavat ve arş, gökler alemi ve dünya olarak umum mahlukat, hayat tarane diri bir halde, zikir ve tesbihte ve vazifeler başında cuşu huruşla, böyle heyecanla, mesudane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor diye müşahede ettiği bütün mevcudat, daha önce ölü hükmündeyken, cansız hükmündeyken birden dirildiler ve kendi lisan halleriyle kainatın yaratıcısını zikreden, tesbih eden, hamd eden varlıklar olduğunu görme imkanına sahip oldu. Ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla, Kur'an'ın zemzeme-i belagatı arzın nısfını, dünyanın yarısını ve nev-i beşerin humsunu, beşte birini isla ederek haşmeti saltanatı kemal-i ihtiramla tam bir hümmet içinde 14 asır bila fasıla aralıksız idame ettiğinin, devam ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. Ne kadar güzel anlatıyor meseleleri Bediüzzaman Hazretleri ya, maşallah, maşallah. Dördüncü nokta, Kur'an öyle hakikatli bir halavet, tatlılık göstermiş ki en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı tilavet edenler, okuyanlar için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti, tekrar tekrar okunması, halavetinin tatlılığını zerdleştirdiği, eski zamandan beri herkesçe müsellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Şu Müslüman ülkenin Müslüman evlatları, yani mümkünse her gece, değilse hiç olması cuma geceleri mutlaka Yasin-i Şerif'i okurlar. Bazıları Tebareke'yi de ilave ederler. Asırlardan beri ya da insanlar ömür boyu Yasin okur, diğer ayetleri okur. Hiçbir zaman okuyanlarda bir usanç, bir bıkkınlık katiyen söz konusu olmadığı hepimizce malum. Biz de onu fiilen yaşıyoruz elhamdülillah. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet, gariplik göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde Kur'an-ı Kerim şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her taife-i ilmiye, ilim taifesi ondan her vakit istifade etmek için kesretle, mevzuliyetle bol miktarda yanlarında bulundurdukları ve üslubu ifadesine ittiba ve ikna ettikleri halde o üslubundaki ve tarzı beyanındaki garabetini, garipliğini aynen muhafaza ediyor. Kim dinlese Kur'an'ın kelamı çok farklı anlıyor. İnsan sözüne hiç benzemiyor. Beşinci nokta, Kur'an'ın bir cenahı, bir kanadı macide, bir cenahı, diğer kanadı müstakbelde, gelecekte, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatleri olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar da tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi
Öyle de evliya ve asfiya gibi, asfiya yüksek İslam alimleri demek, evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan semereleri, meyveleri, hayattar tekemmülleriyle, kemal ermeleriyle, şecere-i mübarekelerinin, Kur'an denilen nurani ağacın hayattar, diri, feyizdar, feyiz verici ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatleri ve İslamiyet'in bütün hakikatli ilimleri Kur'an'ın aynı hak ve mecmai hakaik, hakikatler mecmuası ve camiyette misilsiz bir harik olduğuna şehadet eder. Altıncı nokta, Kur'an'ın altı ciheti nuranidir. Sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet, altında hüccet ve bürhan, delil, şahit direkleri, üstünde sikki-i i'caz lemaları, önünde ve hedefinde saadet-i dareyn hediyeleri, hem dünya hem ahiret saadetinin hediyeleri ve arkasında noktayı isnadı vahiy semavi hakikatleri, sağında hadsiz ukul-i müstakimenin istikametli akılların deliller ile tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları ve samimi insapları ve teslimleri, Kur'an'ın fevkalade harika metin, hücum edilmez bir kal'ay-ı semaviyi arziye, yeryüzünde semavi bir kale, Allah'ın kurduğu bir kale olduğunu Kur'an-ı Kerim'in ispat ettikleri gibi, altı makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğunu ve beşerin kelamı insan sözü olmadığını ve yanlışını bulunmadığını imza eden, başta bu kainatta daima güzelliği ishar, iyiliği ve doğruluğu himaye ve sahtekarları ve müfterileri, iftiracıları imha ve izale etmek adetini bir düsturu faaliyet ihtiyaç eden bu kainatın mutasarrıfı, yaratanı ve yöneticisi Cenab-ı Hak, o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makamı hürmet ve bir mertebi muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi, İslamiyet'in menbaı, kaynağı ve Kur'an'ın tercümanı olan zatın aleyhissalatü vesselam, herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı inanıp hürmet etmesi ve nüzulü zamanda vahiy geldiğinde uyku gibi bir vaziyeti naimanede bulunması vesaire kelamları, hadis-i şeriflerin, Kur'an ayetlerinin yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakiki hadisat-ı kevniyeyi, kainat olaylarını gaybiyane Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi ve çok dikkatli gözlerin nazar altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercümanın bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmünü öyle iman ve tasdik edip hiçbir şey onu, peygamberimizi sarsmaması dahi Kur'an'ın semavi, hakkaniyetli ve kendi Halik-i Rahim'inin, merhametli yaratıcısının mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Hem nevi insanın humsu beşte biri, belki kısmı azamı göz önündeki o Kur'an'a müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikat perestane ve müştakane şevkle kulak vermesi ve çok emarelerin ve vakaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhaniler dahi tilaveti vaktinde Kur'an okunduğu zaman pervane gibi, kelebekler gibi etrafında hak perestane toplanmaları Kur'an'ın kainatçı makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır. Hem nevi beşerin umum tabakaları, en gabi ve amiden tut, anlayışı en kıt olandan
Ta en zeki ve alime kadar her birisi Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri, anlamaları ve yüzer fen ve ulûm-ı İslamiyenin, İslami ilimlerin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müştehitleri ve usulü din ve ilmi kelamın dahi muhakkikleri, büyük alimleri gibi her taife kendi ilmine ait bütün hacatını, ihtiyaçlarını ve cevaplarını Kur'an'dan istiraç etmeleri, çıkarmaları, Kur'an'ın menbu-ı hak ve madeni hakikat, hakikatlerin kaynağı olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatçı en ileri bulunan Arap edipleri, Arap edebiyatçıları, şimdiye kadar Müslüman olmayanlar muarızaya pek çok muhtaç oldukları halde Kur'an'ın icazından, mucize oluşundan yedi büyük veşi varken yalnız bir tek veşi olan belagatinin tek bir suresinin mislini getirmekten istinkafları, kaçınmaları ve şimdiye kadar gelen ve muarızı ile şöhret kazanmak isteyen meşhur beliğlerin, belagat imamlarının ve dahi alimlerin onun hiçbir veçi icazına, mucize keyfiyetine karşı çıkamamaları ve acizane sükut etmeleri, susmaları, Kur'an mucize ve takat-ı beşerin insan gücünün fevkinde üstünde olduğuna bir imzadır. Evet, bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve belagatı tezahür etmesi, ortaya çıkması noktasından Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilmez. Çünkü Kur'an bütün alemlerin Rabbi ve bütün kainatın Halik'inin, yaratıcısının hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannuğu, suniliği ihsas edecek hiçbir emare bulunmayan bir mükalemesi Cenab-ı Hakk'ın konuşması ve bütün insanların, belki bütün mahlukatın namına mebus ve nevi beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve vüsat-ı imanı, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının gücü ve genişliği, koca İslamiyet'i tereşüh edip, netice verip, sahibini Kâb-ı Kavseyn makamına çıkararak, Miraç gecesi Cenab-ı Hak'la görüşecek kadar yukarılara çıkarak, muhatab-ı İslamedaniye'ye mazhariyetle, direkt Cenab-ı Hak'tan görüşmek makamına mazhariyetle nüzul eden ve saadet-i dâreyne, dünya ve ahiret saadetine dair ve hilkat-ı kainatın neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait mesail-i konuları ve o muhatabın bütün hakaik-i İslami'yi taşıyan, İslam hakikatleri taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatı bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip, çevirip onları yapan sanatkarı tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an'ı mucizül beyanın elbette mislini getirmek mümkün değildir ve derece-i icazına, mucize olma özelliğine katiyen yetişilmez diye bu ders devam ediyor ama bizim vaktimiz tamam oldu. Burada bırakalım, yarın akşam yarım kalan az bir yer daha var. Sonra inşallah paylaşmaya devam ederiz. Sübhaneke la ilmerena illa ma illemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.